Selamlar dostlar, merhaba YouTube. Yepyeni bir videoyla daha tekrardan karşınızdayım. Bugün sizlerle Samsung Galaxy S22 Ultra'yı detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Daha önceki inceleme videolarımı izlediyseniz bu videoda da kutu açılışı, batarya testleri, kamera testleri ve son olarak da cihaz hakkındaki görüşlerimi bildireceğim bir video olacak. Şimdi hızlıca bir kutu açılışı yapalım ve S22 Ultra'nın büyüsüne kapılalım. Öncelikle kutumuzun arka tarafında bulunan şu 2 adet güvenlik bantlarını keserek açmamız gerekiyor. İlk önce onları bir keselim. Kestikten sonra ters çevirmemiz yeterli olacaktır. Aynı iPhone'lardaki gibi, Apple'lardaki gibi rahat bir şekilde telefonumuz çıktı. Şimdi telefonumuzu hemen alalım. Şöyle kenara bir indirelim. Daha sonrasında bakalım kutunun içinde neler çıkıyor. Burada bir zarfımız var bizi karşılayan. Zarfımızı açıyoruz. Zarfımızı açtıktan sonra içinden bir adet kablomuz çıkıyor. Birkaç tane kullanma kılavuzu çıkıyor ve alt tarafta da bir SIM kart çıkartma aparatımız çıkıyor arkadaşlar. Şimdi bunları bir kenara indirelim. Şarj kablomuz iki ucu da Type-C olan bir şarj kablosu. Yani bir ucu Type-C, bir ucu USB olan adaptörlerinizde ne yazık ki çalışmayacaktır arkadaşlar. İki ucu da Type-C olan adaptörlerden. Buna göre de 45 Watt'lık bir adaptör almanız gerekiyor. Çünkü bu cihaz 45 Watt hızlı şarj desteğini bizlere sunuyor. Şimdi hemen geçelim bir cihaza. Neler varmış, neler yokmuş. Cihazı şöyle elimize aldığımız zaman arka tarafında bir koruyucusu var. Elimizdeki cihaz yeşil renk olan arkadaşlar. Şöyle mat bir yeşil rengi var arkadaşlar. Ön tarafa çevirdiğimiz zaman da ön tarafta da aynı şekilde bir koruyucusu var. Bunu da söküyoruz. Ve artık cihaz elimizde. Şöyle elimize aldığımız zaman, baktığımız zaman oldukça başarılı bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz dostlarım. Telefonu ufak bir incelediğimiz zaman üst taraftan başlayacak olursak üst tarafta bir adet mikrofon girişi bizleri karşılıyor. Telefonun sağ tarafında ses açma kısmı ve güç tuşumuz bizleri karşılıyor. Alt tarafında bir SIM kart yuvası bizleri karşılıyor. SIM kart yuvasının hemen yan tarafında yine bir mikrofonumuz var. Burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var dostlarım. SIM kart yuvasını çıkartmak yerine mikrofon yuvasına yanlışlıkla SIM kart çıkartma aparatını sokabilirsiniz. Burada dikkat edin. SIM kart yuvasının üzerindeki delikten SIM kart yuvası çıkıyor. Onun yan tarafında bir adet hoparlörümüz var. Onun da yan tarafında artık S22 Ultra ile beraber gelen kalem bizleri karşılıyor. Gördüğünüz gibi burada bir S Pen'imiz var. Tekrar da yerine takalım. Sonrasında cihazı sol tarafa doğru yatırdığımız zaman bu tarafta hiçbir şey yok. Tamamen boş. Telefonun arkasını çevirdiğimiz zaman da burada bizi kamera dizinleri karşılıyor. Zaten kameralarla ilgili kamera kısmında detaylı bir şekilde bahsedeceğim. O yüzden kamera kısmını hızlı bir şekilde geçiyorum. Kutu açılış kısmımız bu kadardı dostlarım. Şimdi telefonu sizlerle beraber hızlıca bir kuralım. Evet dostlar, şimdi cihazımızın kurulumu da tamamlandığına göre kutu içeriğinden bu kadardı. Şimdi de gelelim cihazın teknik özelliklerine. Öncelikle ekrandan başlamak istiyorum. Zira Samsung telefonlarda en beğendiğim yanı ekranları arkadaşlar. Her ne kadar S7, S8 zamanlarında ghost screen sorunları da olsa da daha sonrasında bu sorunların üstesinden gelmeyi başardılar. S22 Ultra'da 6.8 inç boyutunda 1440x3088 piksellik 500 ppi piksel yoğunluğuna sahip Quad HD bir ekran karşımıza çıkıyor. Bu ekran 120 Hz ekran yenileme hızına ve 1750 nit parlaklık seviyelerine kadar da ulaşabiliyor. Bu da demek oluyor ki güneşli ortamlarda rahat bir şekilde ekranımızı görebileceğiz ve bu cihazı rahat rahat kullanabileceğiz. Ayrıca bu ekran HDR, HDR 10 Plus gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Samsung bu ekranda darbe dayanımına karşı olarak Corning Gorilla Glass Victus Plus'ı kullanmış arkadaşlar. Bu da ekranı darbelere karşı daha dayanıklı hale getiriyor. Ancak ekranın köşeli yapısından dolayı tabii ki diğer düz modellere göre darbeye karşı birazcık daha kırılgan oluyor. Yani bu telefonu kullanırken birazcık daha dikkatli kullanmamız gerekiyor. Özellikle dikey bir şekilde düştüğü zaman herhangi bir kılıf korumamız da yoksa maalesef ekranımız kolay bir şekilde kırılacaktır dostlar. Şimdi de gelelim işlemci kısmına. Normalde Samsung Türkiye'ye gönderdiği cihazlarda Exynos işlemcilerini kullanıyordu. Samsung'un kendisi olan bir işlemciydi. Ancak artık S22 ile beraber Türkiye'ye yolladığı cihazlarda da Snapdragon işlemcilere geçmeye başladı. Bu cihazda da Snapdragon'un 8 Gen 1 isimli işlemcisi karşımıza çıkıyor. Bu işlemci 3 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli bir işlemci ve oldukça güçlü bir işlemci. Elimdeki cihaz 12 256 GB olan versiyonu, ancak ekstra olarak RAM konusunda 8, 12 ve 16 GB'lık seçenekleri, depolama birimi olarak da
128, 256, 512 ve 1 TB olmak üzere toplamda 4 farklı depolama seçeneğini bizlere sunuyor. Bu cihazı alırken özellikle dikkat etmeniz gerekiyor çünkü cihazda ekstradan bir hafıza kartı desteği ne yazık ki bulunmuyor. Kameralara gelecek olursak 4 adet kamera bizleri karşılıyor. Bu kameralardan bir tanesi 108 megapiksellik ana kameramız. İkinci kameramız 12 megapiksellik ekstra geniş açı kameramız. Üçüncü kameramız 3x zoom yapabilen telefoto kameramız. Dördüncü kameramız da 10x zoom yapabilen bir periskop kameramız. Ana kameramız bizlere 8K'lık 24 FPS'lik videolar çekebiliyor. Ön kameramıza gelecek olursak ön kameramız ekranın tam ortasında bulunuyor ve 40 megapiksellik bir çözünürlüğe sahip. Bu 40 megapiksellik çözünürlükte 4K video kaydı almamıza bizlere olanak tanıyor. Kamera testi kısmında zaten detaylı olarak göreceksiniz ancak ben yine de sizlere bu teknik bilgileri detaylı bir şekilde aktarmak istedim. Cihazın ekranın içine konumlandırılmış bir parmak izi sensörümüzle bizleri karşılıyor. Ayrıca bu cihaz suya ve toza karşı da dayanıklı. Son olarak batarya konusuna gelmek istiyorum. 5000 mAh'lik bir batarya bizleri karşılıyor. Bu batarya 45 Watt'lık hızlı şarj desteğini bizlere sunuyor. Aynı zamanda kablosuz şarj olarak da şarj olabiliyor ve bu kablosuz şarjda da 15 Watt'lık hızlı şarjı bizlere sunuyor. Ekstra olarak bu telefonla başka bir telefonu, başka kablosuz şarj olabilen bir telefonu da şarj etmeniz mümkün. Yani anlayacağınız kablosuz ters şarj da bu cihazda mevcut. Evet, cihazın teknik detayları kısaca bu kadardı. Şimdi gelin telefonu biraz zorlayalım ve oyunlardaki ısınma derecesini, batarya ömrünü ve akışkanlığına yakından bir bakalım. Öncelikle performans testine geçmeden önce şarj durumumuza bir bakalım. Şu anda şarjımız %89 ve sıcaklık durumumuzu da ölçüyorum hemen. Sıcaklığımızda 32.3 olarak ölçüldü arkadaşlar. Bir kere de arkasından ölçelim. 32.5 olarak sıcaklığımızda ölçüldü. Zaten şu anda cihaz herhangi bir şekilde yorulmadı. Dolayısıyla 10 dakikalık oyun testi sonucunda gerçek bilgileri, doğru bilgileri bizlere verecektir. Şimdi hemen bir 10 dakikalık sayaç başlatmak istiyorum diğer telefonumdan. 10 dakikalık sayacı başlatır başlatmaz oyuna da tıklayıp giriş yapacağız arkadaşlar. İlk oynayacağımız oyun PUBG Mobile arkadaşlar. 5 dakikada başka oyunları oynarız. Toplamda 15 dakikalık bir test yapmış oluruz. Sayacı başlattım. PUBG Mobile'a da giriş yaptım arkadaşlar. Şimdi hemen buradan başlat diyorum. 10 dakikalık bir oyun testine başlıyoruz. Bu arada cihazda daha öncesinden belirtmeyi unuttuğum stereo hoparlörler var arkadaşlar. Bu da gerek oyun oynarken, müzik dinlerken, film izlerken çok güzel avantajlar bizlere sağlıyor. Oyunumuz başladı. Evet, 10 dakikalık oyunumuz sonucunda %87'ye bataryamız inmiş ve sıcaklık değerimize de hemen şimdi şöyle kontrol ediyoruz. 37.7 derece sıcaklığımız 38 dereceye çıkmış bulunuyor arkadaşlar. Şimdi 1-5 dakikalık daha bir oyun oynamak istiyorum. Bu sefer de fazla zorlamayacak bir oyun oynamak istiyorum. Ben yine buradan bir 5 dakikalık sayaç başlatacağım. Sayacımız başladı. Hemen dokunduk. Evet, dakikamız doldu. Şimdi oyundan çıkıyoruz. Hemen bakıyoruz. Şarjımız %85'e inmiş. Ve sıcaklığımızı tekrardan kontrol ediyoruz. Gördüğünüz gibi sıcaklığımız 38.6'ya yükselmiş bulunuyor. Toplamda 15 dakikalık bir oyun testi yaptık ve batarya testi yaptık. Ekranda zaten şu anda ne kadar şarjımızın gittiğini ve cihazın ne kadar ısındığını görmüş oldunuz. Oyunlarda herhangi bir kasma donma olmadı. Zaten böyle bir işlemciye sahip telefonda da kasma donma olmasını beklemiyoruz. Şimdi de kamera testi bölümümüze geçiyoruz ve cihazın kamera performansına yakından bir bakıyoruz. We'll be right back.
Dostlarım şu anda S22 Ultra'nın arka kamerasındayım. Elimle çekim yapıyorum. Sesim ve görüntüm bu şekilde. Şimdi de S22 Ultra'nın ön kamerasındayım. Sesim ve görüntüm bu şekilde. Evet, şu anda S22 Ultra'nın ön kamerasından sesimi alıyorsunuz. Sesim ve görüntüm dış mekanda bu şekilde. Şimdi de S22 Ultra'nın arka kamerasındayım. Dış mekanda sesim ve görüntüm bu şekilde. S22 Ultra'nın detaylı inceleme testini bitirmiş bulunuyoruz. Ben genel olarak cihazdan çok memnun kaldım. Bildiğiniz gibi bu sene S23 Ultra çıktı. Ancak biz bir sene geç de olsa S22 Ultra'yı anca elimize alabildik ve elimize almışken de detaylı bir şekilde incelemek istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ayrıca bu dakikaya kadar izleyen herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, eğer hala beni takip etmiyorsanız da abone olmayı unutmayın dostlar. Ayrıca S22 Ultra ile ilgili görüşlerinizi de yorumlar kısmında bekliyor olacağım. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın.